Bir meselesi vardır bir öykü. Vaktimiz var mı? Var var. Şimdi şuna güveniyorlar. Ali'nin yanından küfreden bir adam erkek devesiyle beraber çıkıp Şam'a geliyor. Şam'da da Muaviye var. Şamlı'nın birisi diyor ki küfreliye, bu dişi deve benim diyor. Kardeşim diyor, deve erkek görmüyor musun? Bu diyor ki, hayır bu dişi deve benim. Kavga gürültü derken kadım adı Muaviye'ye kadar gidiyor. Yine böyle mitinglerdeki gibi insanlar toplanmış. Deve orada duruyor. Devenin erkek olduğunu herkes görüyor. Diyor ki Muaviye, ey cemaat, bu dişi deve, ya adam oradan bağırıyor, erkek deve görmüyor musunuz, kurban olayım filan. Bu dişi deve diyor, Şamlı'nındır değil mi? Abi bütün kalabalık bağırıyor, dişi deve Şamlı'nın. Kiminmiş? Dişi deve Şamlı'nın. Adamın devesini, erkek devesini bağırta bağırta alıp Şamlı'ya veriyorlar. Çağırıyor yanına Muaviye, diyor ki, aslında bu devenin erkek olduğunu ve senin olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama niye yaptın biliyor musun? Git Ali'ye söyle de ki, Muaviye'nin erkek deveyle dişi deveyi ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen 10.000 adam var, ayağını ona göre denk alsın. İşte Türkiye'nin şu anki durumunu en iyi anlatan hikayedir bu. Ne güzel, beynini kiraya vermişsin abi. Rahat, hiçbir şey düşünmüyorsun. Ne düşüneceğine başbakanın karar veriyor. Dershane kapansın kapansın. Bugün bunu yemeyelim yemeyelim. Bugün cemaati iyi, yarın kötü kötü. Bugün Ergenekon kötü, savcısıyım. Yok ya, bunlar milli orduya kumpa. Ya kardeşim artık yani. Ve 300 kişi de bununla beraber aynı şeyi söyleyebiliyor. Bak bu çok önemlidir yani. Bu dönüş, bunlar böyle şey ya, küçükken topaç çeviriyorduk ya. Yani topaçı atıyorlar, vırr dönüyor. Bir de tersten çevirmeyi bilenler vardı. Ben o kadar yetenekli değildim. Dönmede de o kadar yetenekli olmadım. İyi iyi dedim, güzele güzel dedim. Atıyorsun, dönüyor. Aynı böyle. Bu ülke gözünü kapamış, ya Tayyipçisiniz ya değilsiniz noktasına gidiyor. Camiye bomba attı dedi, şey camiye içildi dediniz. İçki içilmedi, çıktı. Allah'tan orada inanmış bir adam var. Ben din adamıyım, yalan söyleyemem dedi. Örtülü kız bacımız dediniz. Görüntüler var dediniz, görüntü ortaya çıktı. Dönüp dediniz ki ben görüntüye inanmıyorum, beyana inanıyorum. E yani ne diyeyim şimdi ben ya? Yani ben şunu soruyorum arkadaşlar. Siz neyi arsayarsınız? Yani bana bir arsayacağınız bir şey söyleyin. Rüşveti saymıyorsunuz, yolsuzluğu saymıyorsunuz, yalanı saymıyorsunuz. Neyi arsayarsınız? Deyin, onu bilelim yani. Ha yok, biz hiçbir şeyi arsaymıyoruz. Bizim arkamızda da bu kitle var. Öyle de bastırıp gideriz. Bu artık öyle bir egoya ulaştılar ki bunlar. Kanun da biziz. Yürütme de biziz. Yasama da biziz. Polis de biziz. Her şeyi biziz kardeşim. Patron ne derse o. Yok böyle bir şey. Hem bütün polisi sallıyorsun bir tarafa. Bütün savcıyı sallıyorsun bir tarafa. Fezlekeyi kendine göre düzenliyorsun. Bir de sürekli yalan konuşarak insanları tahrik ediyorsun. Ben yarın Yurt Gazetesi'ndeki yazımı öyle bitirdim. Ya Sayın Başbakanım, Allah aşkına susun. Bileli de yargılamayalım. Aldıklarınız da sizin olsun ya. Ama susun, bu kadar gelmeyin. Hak etmiyor bu ülke bunu ya. Bu kadar gelmenin sonu çok farklı noktaya gider. Yine insanlar çok itidalli. Bütün meselene Bilal'in hırsızlığı çıkmış ya. Ya ne Bilal'miş abicim? Yani bu Bilal için Türkiye gidiyor elden ya. Sayın milletvekilleri rica ediyorum ya. Yani bütün bu hikaye, bütün bu hakaretler, bütün bu saldırılar Bilal için. Yani bir Bilal uğruna hukuk gitti, yürütme gitti, yasama gitti. Ya bir ülke batıyor. Artık uyanın ya. Uyanın ya.